Herkese selam dostlar. Days Gone'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. Motorumuzu atlayıp hikaye görevimize devam ediyorduk son hız. Bakalım neler başımıza gelecek, neler olacak. Umarım daha fazla dayak yemeyiz ya. Tamam. Bir yandan yolu takip etmeye çalışıyorum da bir dakika. Çok ilginçtir. Dur, buradan değilmiş, pardon. Buradan arkadan dönmem gerekiyormuş. Lan nereden gideceğiz? Ha. Yukarıdan gitti ya. Olur. Temizlediğimiz bölgeye geri dönüyoruz. Motorun bir tamire ihtiyacı var galiba. Çünkü motor gitmiyor. Toplu mezar. Lan bu kadar yakın olduğunu unutuyorum hep. Orada kaldı ama. Burada bir soru işareti çıktı. İki tane soru işareti çıktı. Bakalım mı? Yakınsa bakalım. Çok büyük olaylar var da. Oba. O zaman şundan geçebilir miyiz? Bence geçeriz. Geçtik bile. Hocam. Bir inebilir misin? Bunlar. Yakından baksan daha iyi olur. Bu ne? Pekala. Nerede? İş sürmeye devam. Aa. Etrafa göz atalım. Ne tarafa? Yedim seni. Buradan nereye gittim? Buradan bir yere gitmemiş gözüküyor da. Bunu da alalım da. Bundan sonra ayak izi yok. Ha, biz mi bulacağız? Tahmini. Yok, bu bölgeden dışarı çıkmamış. Buradan karşıya geçmiş olabilir. Aynen buldum. Karşıdaymış. Koskoca çeşit. Aha. Hop, göster kafayı, aslan parçası. Ha. Bunu aldık. Bunu aldık. Buna baktık. Nasıl? Ha. Depayla lazım. Şimdi buradan yukarı çıkmış da buradan yukarı nereye gitmiş? Burada ceset var da onunla bağlantısı var mı? Ha, görev sonu bu muydu? Buraya ulaşmaktı galiba. Neyse. Ha, soru işaretleri böyle mini mini görevler veriyor sanırım. İyi, güzel.
Motorumuza geri dönelim. Bak yolda bir tane daha çıktı karşıma. Dur. Bekle hocam, bekle. Hastalık masalık bize işlemez. Üç tane yuva var burada. Tüm yuvaları temizle. Aşağıda ne var acaba? Ekstra bir yan görev var. Yapsak mı ki ya? Bakasım geldi. Yalan yok, bakasım geldi. Şurada bir in bakayım hocam. Silahlı falan adamlar varsa en azından onları da temizleriz bahaneyle. Yakından baksam daha iyi olur. Aha. Pekala. Ne varmış bakalım. Gene iz sürme mi? Anladım. Yok. İki şey gördüğüm gibi geldi de. Bunları bir al bakayım. Etrafa göz atalım. Attım bile hocam. Şuradan çıkamıyor musun gerçekten? Vay anasını be. Helal olsun. Bak bakayım poşete ne varmış. Böyle ilerledi diyorsun. An. Allah seni ne yapmadı? Bu mu yani? Hayatım. Seni görmemeliler. Hiçbir şeyim var mı? Var. Dur dur. Yani adamı kombodan çıkarmadım. Adam aşağıya düştü ve öldü. Önüme gelene acımayacağım. Onu söyleyeyim. Belli oldu. Ha, bu hayatta kalma oyunu bana bunu yaptırıyor artık. Bekle şimdi, bekle bekle. Heriflerin ben içimden bir geçeyim de. Şimdi var mı orada bir şey? Hala var. Güzel. We can see ya.
Finally. Hadi. Madem öyle. Kanka şimdi. Bunu da hallettik, aradan çıktı. Hayır, normalde bilerek yakalattırır, tekrardan oradan mücadelemi ederdim ama şöyle bir sıkıntı var. Düşündüm ki hani şey olarak motor nerede kim bilir? Yani adamlar aldı mı getirdi mi buraya, yoksa orada mı bıraktı? Tekrardan bir motor vakası yaşamak istemiyorum ki şu anda bizim motor da pek iyi durumda değil gibi. Her yere dandum giriyoruz ya. Birazcık uzak mesafeden aslında motoru bırakıp yürümemiz lazım. Eyvah. Öylece çıkıp gelen Öner mezarlı. O nasıl ölmedi bu arada, onu anlamış değilim. Aha. Kesinlikle lazım. Kesinlikle lazım. Bak, bu mantarlardan da lazım. Bereket boynuzu diye geçiyor. Ben mi yanlış okudum? Vallahi melek burası olmalı. Vallahi nereye sakladım Leon? Nereye saklamış olabilir? Daha iyi. Beyinden. O ne be? Aa, Levyen. Aslında Levyen daha iyi olur. Bir tarafa. Tamam, bir dakika. Tamam. Devi'yi almıyor mu? Yok. Aldırtmıyor. Haydi bakalım, içinden zombi çıkmaz umarım. Buldum. Boozman, are you listening? Oh, you're not gonna believe this. I just saw a goddamn chopper. A chopper? What are you talking about? A Nero chopper. It just buzzed right over me. It acted like I wasn't even there. Wait, all this time and a Fed chopper shows up out of nowhere? Yeah, I'm gonna chase them down and I'm gonna see what the hell they're doing. Hey, Deke. Be careful. Don't get too close till you know what the hell they're doing. Don't do anything. Her yerdeler bu arada. Her yerindeler. No, I'm not gonna do anything stupid. Burada. Getting low on ammo.
Nasıl oluyor ya? Yeri nerede? Oha. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani dümdüz attım. Belli bir eğimi olur falan dedim ama yok. Yani hani eğim vardı, hani gerçekçilik vardı. Dümdüz mermi gibi gidiyor. Bunu yavaş yavaş götürmemiz lazım. Ya ama birazcık saçmalık değil mi hocam? Gel gel. Evet, son 5 kuruş. Her şey yaparsam sessiz gitmem lazım mümkün olduğunca. Buradan bir an önce çıkmam gerek. Tekte de ölmüyorlar yalnız. Yani benlik bir şey yokmuş. Onu çözdüm şimdi. Hocam. Son mermiyi de doldurduk zaten ağzına verdik. Koy kutuyu. Şimdi ne yapacağız? Ne halt yiyeceğiz? Öylece çıkıp yine gönder helikopteri araştır. Hocam bu kutuyu ne yapacağız? Helikoptere mi vereceğiz kutuyu? Ben kutunun derdini şu an helikopter umurumda bile değil. Yani kimin helikopteri, dost mu, düşman mı hiç bakmıyorum. Bunlar birazcık kötü gibi. Arkamda yuvam var gerçekten. Ha, bunlar bölüm sonu canavarı gibi. Başka görmediğim bir yerde var mı? Ben şimdi bunun arkasına nasıl geçeceğim? Geçemiyorum. Tamam. Ha. Her şey kilitli. Hocam. Bir şey değil mi bu arada? Aa, yok. Yani bıçakla hani yakın saldırı falan dedi. Hepsi kilitli bende şu an. O nasıl oluyor? Ha.
Ben nasıl yakın saldırı yapacağım bunlara? Yumruklarımla mı? Tamam. Anladım. Bir dakika şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Anlaşıldı. Bunlara saldırı yapmayacağız. Herhangi bir saldırı da bulun demiyor. Buradan uzayacağız. Hadi bakalım. Gizlice onun arkasında mı? Subject's hibernation location at. Hey Doc, I see Site 23 on the roster for tomorrow. That us? No, that's O'Brien. Got it. Shit, where was I? We have confirmed the subject's hibernation location at the High Desert Grotto, now designated Site 15. Trampling of grasses and plants at the entrance and the presence of footprints, see attached photos, indicate the site has been used for some time. Must be nice and cozy in there. Yeah. According to the motion sensor planted by Lieutenant O'Brien, approximately 447 subjects have entered the cave this morning. Did you hear that? Ha, taş maş atınca şey yapıyor. Okey. Hikaye kesiliyor. Herkes sessiz oluyor. Recommend sending a follow-up team sometime after 1900 hours to assess the cave's interior and further assess conditions. Now to Dr. Anderson. Your theory about the subjects devolving to a primitive state of nocturnal behavior. Perimeter alarm. Not going inside. King O'Brien. That ought to distract them. Field note 2000. Tamam. After tracking a large moving group, direkt şey yaptığı zaman taş atacağım. Doc, I see Site 23 on the roster for tomorrow. That us? No, that's O'Brien. Got it. Shit, where was I? We have confirmed the subject's hibernation location at the High Desert Grotto, now designated Site 15. Trampling of grasses and plants at the entrance and the presence of foot. Bir saniye. Buradan bir yandan da şey yapmaya çalışıyorum. Bu arada burada bir kaydedemiyoruz. Motorun yanında olmadığımız için değil mi? Recommend sending a follow-up team sometime after 1900 hours to assess the cave's interior and further assess conditions. Note to Dr. Anderson. Your theory about the subjects devolving to a primitive state of nocturnal behavior is seeming more appealing all the time. End report. Fucking O'Brien. Not going inside. He's not that. If O'Brien didn't die, that me? Refugee camp. Over 400 subjects. And these aren't just your regular run-of-the-mill freaks. No, these no, are forget, stage forget. Three. Can't be. Stay in the shrubs. They can't see me in there. They're sleeping like babies. And I asked if you say I was. These subjects are not sleeping, they're hibernating.
Ever woken up a hibernating bear? No. Ever woken up a hibernating freak? Yeah, actually. I was one of the survivors at the White King Mine. Jesus. Someone tear my buddy apart like he was peeling a banana. These suits protect you from a lot of shit. Not them. Holy shit, Corporal. Jesus, I'm sorry. That mission was foobar from the start. Which is why we are not going inside there. I think if I sealed up this cave, we'd, I don't know, knock down their population. I don't know, Corporal. A lot of caves out here. Come on, let's get out of here. Secret caves. Yeah, right, like anyone gives a damn. Motora mı döneceğiz? Tamam. Dönelim motora. Dur. Okay, stay low, stay low. Şurada bir eleman vardı ama nereye gitti acaba? Burada. Anyone else hear that? What? What? Yok bir şey. Bakayım kaçalım. Tamam. Evet. Sonuçlar ve araçlar. Nereye ne olduğunu öğren başarımı aldık. Uyumuyorlar. Nereyi bulmak? Hedef Nero'nun namı değer ulusal acil durum müdahale örgütünün burada ne işi var? Kalıntı oku diye bir şey üretebiliyoruz artık. Kalıntı okları şu an birine düşmesin. Nasıl? Düşmanların birbirine düşmesine sebep o. Wow. Çok iyiymiş. Bir dakika. Onu nasıl yapıyoruz? Yuva kalıntısı almam gerek. Nasıl? Bir dakika. O zaman madem öyle. Yuva kalıntısı ayarlayalım. Gel bakalım. Nasıl? Olmadı mı? Gelin bakalım. %20 kalmış. Burada çok fazla kişi var. Artık yeter. Boozer, you there? Boozman, come back. Deke, hey, I'm here. When we wrote out a farewell, the Nero guy, the soldier, or whatever the hell he was, who took Sarah. Wait, what are you? He had an ID badge. What was the name? Oh, God.
God, O'Brien. You wouldn't shut up about it. All the way out to Three Finger Jack. Okay, he's alive, Boozer. He's alive. What are you talking about? We were there. The whole camp was wiped out. No, I know that, but I heard... Okay, look. I went into their LZ, and they... Wait. You went into their LZ? What the... Just listen to me. I heard them over the radio. They were talking about a man named O'Brien. Deke, don't. Not, Boozer. I'm not. I'm just... Hey, get some sleep. Deacon out. Şimdi. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. The start of this living hell is now our life. Came as a surprise to no one who was listening to me when shit went down. And I was one of the few. Most who spoke out against the feds, well, things didn't go so great for them. The cemeteries are filled with martyrs. Those who sought to call out the bullshit and the lies when they saw it. I know, because they came after me. I started Hadi canım. Ya. Şimdi. Ya. Ne kurdu biter, ne şey biter var ya. Kanser ettiniz lan. Yeter. Dur. Bunu al. Bizim motor nerede? Ya oradaymış, pardon. Bakabilir miyim? Tamamdır. Bunu da indir de aradan çıksın. Bunu da al. Another nest. Let's go. Abur cubur yemeyin dediler. O kadar. Dur. Ya da kaldır. Burada bir yuva varmış. Bekle, yapacağımı biliyorum. İlk önce bunu dolduracağız. Tamam, sonrasında yok. Gel.
Yeah. Lan neyim ben be? Bunları da topla. Bu kulaklar bilmiyorum yani şeydekiler istiyor, kasabadakiler istiyor ve bana belirli bir sadakat şeyi falan sağlıyor. Hani ondan dolayı topluyorum elimden geldiğince hani. Dursun. Ki yani bu dünyada zombiden kolay bulunmayan bir şey yoktur herhalde. Ki malzemeleri de bitirdim maniyle. Yok yani malzeme kalmadı. Daha da bol bulmuşuz bu sıralar herhalde. Lan aşağıya sallanacağız. Benim bir ara kasabaya uğramam lazım da hikaye görevi o kadar güzel geliyor ki yani mümkün olduğunca şey yapmaya çalışıyorum ama bakalım. Yakıtı doldurduk. Biraz motorumuzun tamire ihtiyacı var. Bunu da halledeceğiz. I know of a camp where it's safe. Camp? Yeah. Where? Show me. Where? I'll go. Peaceful Lake. Mark Copeland. It's safe there. Oh, man, I was done for. Holy shit. You know? Thank you so much. Oh, man. Name's Deacon. They know Come who on. I am. Stay off the main roads. Don't stop. Sen niye çıkmıyorsun? Ablacığım. Hadi canım. Bu düşündüğüm şey değil ama. Heh, tamam. Üretelim de. Elimizde olsun. Bu arada bu kutuyla devam ediyoruz da bu kutuyla devam etmeden yani çok oyalandık. Yolda çok şeyle karşılaştık. Bir tık da o etkiledi bizi ama olsun. Şey değil. O ne be? Hocam ben oraya dokunmam. Net dokunmam yani. Umurumda bile değil. Hani makinalı tüfekler falan tam teçhizat, çanta manta falan, yelek falan, zırh her şeyi veriyoruz deseler bile ben oraya dokunmam. Hocam çekil gözünü seveyim. Eyvah. Biz tekrar tünele mi gireceğiz? Bu sefer tek başımayız. Hadi. Yeah.
Sen o aslan parçası hayırdır köşeye sıkıştırdım. Bir şey soracağım. Ha, oradan onu iteceğiz, oradan geçeceğiz. Anladım, tamam. Ama onu nasıl yapacağız peki? Zıplayacağız mı diğer tarafa? Yok, buradan iteceğiz. Tamam. Bu tünelleri sevmiyorum. Yalan yok. Yuvalar oluyor. Tahtam şeyler oluyor. Polis arabası görürsem bu arada affetmem. Anladım. Bunları toplayabiliyor muyuz? Nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Yok. Bunu direkt açıyorsun kaputunu. Anladım. Peki bunun girişini nereden sağlıyoruz hocam? Onu da söylersen hani. Ara yerden falan mı? Yok, buradan da giriş yok. Diğer taraftan da giriş yok. Bir şekilde diğer taraftan mı içeceğiz? Aynen, diğer taraftan içirmişiz. Bir de alarm vardı değil mi burada? Alarm olayları falan dönüyordu. Bir dakika. Bunları almam lazım. Benim cephanem yok çünkü. Silah cephanem bile yok. Polis arabası da göremedim. Ya da önümdeydi. Ben kördüm. Dikkatimi çekmedi de derken bir polis arabasıyla karşılaşıyoruz. O kadar çok bahsettim ki polis arabasından. Artık yani gözükmesi normal. Ya bırak da gözüksün ya. Sabahtan beri. Tamam, bunu hazırladık. Bunun da şarjörünü hazırlayalım. Hepsi hazır olsun da ben elimi alır almaz direkt şarjör falan değiştirme gibi bir olaylara girişmeyelim. Burası bir şehir gibi. Burada polis arabası daha vardır bu arada. Hastalıklı yuvaları. Kaç tane hastalıklı yuva vardır burada kim bilir. Burada uçmamız gerekiyor. Burada geçmişken acaba temizle mi gitsek? Daha mı mantıklı olur ki? Emin olamadım. Dur bakayım sen bir motoru burada tutun. Tamam. Bunları da topladım. Loot olmazsa olmazımızdır. Ve sağlık ürünü olarak bayağı şey topladık hayvaniyle. Vallahi. Ne yapalım biliyor musunuz bence? Biz burada bu bölümü bitirelim. Sonraki bölüm buraları falan komple içinden geçelim. Toplayabildiğimiz kadar loot toplayayım ben o sırada. Yuvaları falan temizleyeyim. Buradan kaldığımız yerden devam edelim. Bence öyle yapalım. Sizi de hani bunlarla loot derdiyle falan uğraştırmayayım boş boşuna. Çünkü ben buraları birazcık soyacağım ya. Dayanamadım. Zaten üstümde malzemeler azaldı. Bari birazcık toparlayayım.
umutlara. Neyse, bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Of my head I'm seeing, take me for granted and you know I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing, got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit.